Günaydın çocuklar. İyi sınavlar. Ben ders çalışmayı unuttum. Bence hiç sorun yok. Zaman da tükeniyor. Ah zavallı Justin. Bu sınava hazır değilim. Yardıma ihtiyacı var demek. Öğretmenin imdadına yetişti. Al bakalım Justin. Bu nedir? Birazdan anlarsın. Peki o zaman. Vay canına abi pelerin. Şöyle bir sarınayım. İyi şanslar canım. Biraz daha dayan Justin. Şimdi bir bakalım. Evet Şimdi biraz yardıma ihtiyacım var. Bir bakalım. Umarım bu sakız beynimi harekete geçirir. Biraz ister misin? Tabii. Çilekli. Bu bizim küçük sırrımız. Anladım. Yumuşacık. Hey, çiğneme sesi duyuyorum. Eyvah. Burada kimse bir şey çiğnemiyor. Aynen. Siz ikiniz açın ağzınızı. Uf olamaz. Fena yakalandık. Siz ikiniz sakızları temizleyin hemen şimdi. Kim? Ben mi? Ne demek istiyor ki? Sıranızın altına bakın. Ne? Of çok iğrenç bir şey. Hepsini mi? Hayır olamaz yapamayız. Bunlar bize ait değil ki. Sence bu durum umurumda mı? Hadi kazımaya başlayın. Ne yapacağız ki bununla? Beyninizi kullanın çocuklar. Kazıyorsunuz onu, anladınız mı? Peki. Bunlar iğrenç. Acayip yapışmışlar. Bunlar ne zamandır burada acaba? Dahası da var. Hey! Bir sonraki de benim masam olacak. Bir düşüneyim. Evet. Çok ilginç. Çok uykum geldi. Biraz gözlerimi dinlendirsem. Olamaz. Ne oldu öyle? Of şansıma bak. Toplayayım şunları. Orada neler oluyor? Kalemlerini mi düşürmüş? Çok rastlanan bir durum. Ama onun bir çözümü var. İşte buldum. Kusursuz kalem kutusu birazdan geliyor. Bence bunu kullanabilirsin. Bak nasıl olmuş. Şu kalem kutusuna bak. Vay canına. Bununla oynayabilir miyiz? Yorgunum geçti bir anda. Ben kazanacağım. Harika bir şey. Hey kandırdım seni. Kimse beni yenemez. Hayır. İşte bu yüzden para veriyorlar bana. Müzik molası. İyi eğlenceler o zaman. Çok güzel parça. Tamam şimdi odaklan. Hadi ama. Of bilemiyorum. Bu doğru olamaz. Pes ediyorum. Ama bir dakika. İşte bütün cevaplar burada. Yalnız hızlı olmam lazım. Tamam hiçbirini unutma sakın. Evet. Olamaz telefonum. Pardon. O neydi öyle? Uf bu çok kötü oldu. Justin. Evet. Olamaz. Sadece çok heyecanlanmıştım. Biraz yardıma ihtiyacım vardı. Üzgünüm. Lütfen bana kötü not vermeyin. Sorun değil Justin. Al bakalım. Gerçekten mi? Bunlardan birini kullanabilirsin. Böylece telefonunu düşürmezsin. Stunt mı o? Sanırım bir deneyeceğim. Teşekkürler. Pekala nerede kalmıştım ben? Matematik o kadar da zor bir iş değilmiş. Bazen çocukları rahat bırakmak gerekir. Aynısı biz öğretmenler için de geçerli. Bu bölüm çok iyi. Siz sınava devam edin çocuklar. Bu ders çok sıkıcı ya. Gözlerimi bile açık tutamıyorum. Dina nasıl böyle uyuyabiliyor? Hey Lexi. Ne? Bence biraz eğlenebiliriz Sina'yla. Benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Öyleyse ben varım. Hadi gel. Şş, uyandırmayalım. Tam burası. Doğru nokta. Evet hazırım.
Şunu kullanabiliriz. Doğru açıda görünüyor. Olayı defterin üstüne koyalım. Saç bantını getirdin mi? Tamam, hazırız. Çok iyi olacak ya. Heyecanlandım. Ay, her an patlayabilir. Başlıyoruz. Çok komikti ya. Siz miydiniz? Tek kelimeyle berbat. Bu okuduğum en kötü sınav. Yani isimlerini bile yanlış yazmışlar. Bu da F alıyor. Bir soruyu bu kadar da yanlış yapamazsın. Sırada ne var? Dalga mı geçiyorsun? Aa, dur, iyiye gidiyor. Aa, şaşırdım. Aa, alan birisi var. Vay. Aa, bir türlü bitmiyor ya. Üstelik daha çok var. Bir ara vermem lazım. Daha kolay bir yolu olmalı. Aa, dur bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Düz bir yüzük lazım. Aynen böyle. Üstüne tutkal sıkıyoruz. Sonra da bir parça köpük takıyoruz. Sonra da tutkal tabancasıyla F yazıyoruz. Yavaş yavaş yapalım. Kimse çizim yeteneklerimi yargılamasın. Güzel görünüyor. Bir yüzük daha yapalım. Bu sefer de üstünde A olsun. Bunlarla işi hızlandırabilirim. Yüzüklerimi takayım. Puanlama zamanı. Yüzüğü sınav kağıdına bastıralım. Şuna bak. İşte oldu. Evet. İşim çok kolaylaştı. Üstelik stresimi de atabiliyorum. Sıradaki kağıda geçelim. Ne? Hepsi bitmiş. Aa, bir anda en sevdiğim takılarım oldular. Artık dinlenebilirim. Ah, sonunda gittik. Gel gel ya, çabuk. Ha, bu da ne? Komik gözükmüş. Liam, şuna baksana. Neymiş? Yüzük buldum. Güzel. Bak, bir tane daha var. Parmağıma oturdu. David, şuna bak. Aa, çok havalı. Dur, işi denemek istiyorum. Kımıldama. Aa, niye vurdun ki? Ama alnımın ortasında olmaz ki. Şimdi yaktım çireni. Sen kimsin oğlum ya? Bu ne ya çocuklar? Durun. Bütün gücü bu mu? Ayrılın. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? He, o başlattı. Ha, aptal gibisin. Sen de. Gülecek bir şey göremiyorum. Verin yüzükleri. Hadi verin şunları. Ha, şimdi kaybolun. Cidden komik duruyorlardı. Son birkaç çıkartmayla defterim hazır olacak. Tek boynuzlu at cenneti gibi. Vay canına, adeta sihirli. Derse gitsem iyi olacak. Hiç kalmak istemem. Defterimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Herkes o kadar çok kıskanacak ki. Defterimi şöyle bırakayım. Ne? Bu da neyin nesi? Defterimi kopyalamışsın. Neden bahsediyorsun ya? Dur bir saniye. Of! Ben gidiyorum. Gitti mi? Ay, çok utanç vericiydi. Tarzımızın aynı olduğuna inanamıyorum. Aa, dur biraz. Bu durumu kurtarabilirim. Tek ihtiyacım şu kalem. Şu not kağıdına bir kalp çizerek başlayalım. Sonra içini renklendirebiliriz. Kırmızı çok iyiymiş. Kendini iyice gösterebilmesi için gölge katalım. Sonra da keselim. Ardından parşömen kağıdını alalım. Ve bant yapıştıralım. Güzelce düzeltelim. Kırışıklık istemeyiz. Şimdi bunu da kesebiliriz. Kalpten birazcık daha büyük bir kesik alıyoruz. Başka çizimler de yapmıştım. Artık defterimi değiştirebilirim. Çilekle başlayalım. Aradaki kağıdı soyup defterime yapıştırıyorum. Çok daha iyi oldu. Bayıldım. Tek boynuzlu atlardan çok daha iyi. Selam Naomi. Nasıl gidiyor? Aha, iyi. Aa, çıkartmalarına bayıldım. Harika değiller mi? Kendim yaptım. Bak, aynı çıkartmalardan Lexi'de de var. Aa, çok garip ya. Bu iş burada bitiyor. Sadece bir tane çıkartmalı defter olabilir. Naomi karar versin. Ne? Asla olmaz. Kandırdık. Evet, baya baya. Komikti. Hadi derse gidelim. Öf, ne günmüş ama. Sonunda rahatlayabilirim. Dur. İş listesimi. Ya hadi ama. Bir numara, odanı temizle. Ödevini mi yap? Aa, bu hiç adil değil. Neyse, halledelim de gitsin. Bu biraz zaman alabilir. İkinci maddeyi mi atlasam? Ödev daha iyi olamaz. Aa, başka ne yapmam lazım? Aa, puding. Selam oğlum. Okulda kalmalıydım ya. Aa, selam anne. Biricik minik oğlum gelmiş. Şuna ihtiyacın olacak.
Sağ ol ya. Ve listeyi de unutmuyoruz. Ciddiyim. Unutmam istesem de. Sadece oyun oynamak istiyordum ya. Hiç kafama göre takılamıyorum. Hızlıca bir oyun oynayabilirim. Biraz eğlence benim de hakkım. Liam, listenin işleri nasıl gidiyor? Ah Liam. Şu hale bak. Bunları ben toplamam listede bir yere kadarmış. Çok da basitti. Acaba şu papite bakayım. Sanırım bu yapacaklar listesini daha ilginç yapabilirim. Hemen geliyorum. Önce popitten bir sıra keselim. Burası olabilir. Şimdi de listeyi alalım. Sonra da bir keçeli kalem gerekecek. İki farklı kalemi onun ucuna bastıracağız. Ve renkler karışacak. Sonra da yazdığımızda rengarenk bir iz bırakacak. Aynen böyle. Bence hazır. Liam'a gösterme zamanı. Ya halen uyuyor. Onu kapıya yapıştırayım. Sessiz olsam iyi olur. Bebek gibi uyuyor. Hiç değilse şimdilik. Aa, bu da neydi? Ne? Bu ne böyle? Aa, dur bakalım. Aa, eğlenceli duruyor. Dur bakalım. Önce odamı toplamalıyım. Odamı cidden daha sık temizlemeliyim. Bunu bilmiyordum. Of, puding iğrenç. Güzel yürüyüştü. Şimdi popitlere basabilirim. Her şey tamam. Anne! Efendim canım. Vay tertemiz. Halını bile görebiliyorum. Canım oğlum benim. Hadi daha fazla sabredemeyeceğim. İyi misin? Hayır. Bu sınavı geçmem lazım. Anne baba bakın artı aldım. Yapabileceğini biliyordum dostum. Seninle gurur duyuyoruz. Ailenin zekisi sensin. Bir kahraman olacağım. Aa, hadi bakalım sınavlarınızı okudum. Lütfen notum iyi olsun. Heyecandan kusacağım. Aslında biraz şaşırdım. Al bakalım Lexi. Bu da senin kağıdın Liam. Bakamayacağım ama öğrenmem lazım. İlk sen aç Lexi. Peki tamam alt üstü bir not. Ah, vay geçmişim. Artı almışım. Ay, inanamıyorum. Bir anda özgüvenimi kaybettim. Ucundan bakayım. En kötü ne olabilir ki? Ay şaka mı yapıyorsun? Bu sınav için çok çalışmıştım. Ah, F mi verdiniz? Bu bir felaket. Annem babam çok üzülecek. F mi? Bu evde mi? Oğlum falan kalmadı. Defol git buradan. Benim evimde eziklere yer yok. Ya biraz abarttım ya. Ama evsiz kalmak istemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Of bu da ne? Aa, çiğnenmiş sakızmış. Ha, çok iğrenç. Gün gittikçe kötüleşiyor. Dur, notum arttırmanın yolunu buldum. Denemeye değer. Bana şu kalem de gerekecek. Bir de tutkal tabancası. Kalemin ucuna biraz tutkal sıkalım. Kapağını bu şekilde kaplamak istiyorum. Bol tutkal olmalı. Bu kadar yeter. Sonra da nota bastırıyoruz. Biraz daha bastıralım. Dur, kimse izlemiyor değil mi? Kalemi nazikçe kaldıralım. Ve F kayboldu. Vay canına, çok kolaydı. Kırmızı kalemimizi alalım ve A artı yeterince gerçekçi. Tutkalın izini kapatmak için de bir daire çizelim. Kimse fark etmeyecek. Dahiyim ya. Ders çalışmak da neymiş? Bu sakızın tadı kaçmamış gibi duruyor. Naneli. Bunu anneme babama göstereyim. Bugün matematik sınavımız var. Ve de zor olacak. Çok zor. Ah, çok çalıştım ya. Başarılı olabilirim. Of, okuldan nefret ediyorum. Sizleri ağlatmayı tercih ederim. Ne haber inek? Şahane. Sınavında iyi şanslar. Çünkü ihtiyacın olacak. Evet, sınavınız başladı. Ah, tamamdır. Oo, çok zormuş. Neden gerildin ki? Altı üstü bir sınav. Aa, kolaymış. Biraz hazırlıklı olsan yeter. Cevaplar parmaklarımın ucunda. Kopya çekebilecekken neden çalışayım ki? Bu cevabı başka türlü asla bulamazdım. Görünüşe göre sınavı geçiyorum. Tamamdır, başlayalım. Sınavlarda herkes kopya çekmeli. Aa, olamaz, aklıma gelmiyor. Lexi, hey, kopya çekemezsin. Bağırmazsana. Kendi cevaplarına odaklan sen. Ama bu hiç doğru değil. Buldum. Ay, kalemim kaydı. Az önce kalemimi aşağı mı attın? Kazara oldu. Bir daha olmasa iyi olur. Bununla uğraşamam. Hızlı olmam lazım. Görürsün şimdi.
Çok çocuksuzsun. Ya neden bunu yaptın ki? Kopyacılara izin yok. Peki, ben de gözlüklerini alırım. Ya onlar olmadan göremiyorum. Her şey bulanık. Neyse ki yedeğim var. Gıcıklık yapmayı bırak. Yedeğin olmasa şaşardım. Ne yapacağım ben? Cevapları da göremiyorum. Dur. Yok, bu da olmuyor. Ya da olabilir. Nasıl çözeceğimi buldum. Kalemle gözlüğün camını boyayacağım. Bu işimi görür. Evet, hadi deneyelim. Kopya kağıdının üstüne koyalım ve cevaplar ortaya çıksın. Sihir gibi. Üstelik güneş gözlüklerine benzediler. Sınavı bitirsem iyi olacak. Ah, bu da neydi? Hey, Lexi, sana yazdım. Ben mi? Gerçekten mi? Acaba neymiş? Çok merak ettim. Miles, çok flörtözsün. Ama haklısın, havalıyım. Bir ara takılalım. Sınavdan A almışım. Yaşasın, inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, aferin. Of ya, keşke ben de o notu alsaydım. Hayır hayır, lütfen üzülme. Bak, bunu düzeltebilirim. İzle şimdi. Şunun ucuna biraz sıcak silikon sürüyorum. Sonra da kırık notun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi bak, notu aynen kaldırıp çıkarıyorum. Tada, kırık not kalmadı. Şimdi sana daha iyi bir not verebiliriz. Ama evet, teşekkürler, harikasın. Derse dönsek iyi olacak. Evet, kesinlikle haklısın. İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. Bakalım hangimiz daha iyiymişiz. İşte böyle. Bende bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Bende Wolverine pençesi, mum boyalar da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Bende tüp boyalar var. Of! Ona tahammül edemiyorum. Ve tabii fırçalarda. Hiç de havalı değil çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf, iyi fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye, daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma dahice bir fikir geldi. Bir yaprak keçe alıyorum, bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum. Yanına bir sıra daha yapıyorum ve öbür tarafa da iki sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır. Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala, rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyongu tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Ne oluyor bakayım orada? Bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte. Aman tanrım, evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum. Pekala, bütün telefonlarımı aldım. Bir dakika. Hayır hayır, herkesin telefonlarını topluyor. Beni bunlarla hayatta içeri sokmaz. Tamam, bunları saklayacağım. Ceplerime ve her yere. Pekala, bu iyi. Sanırım bunları gizlice içeri sokmaya hazırım. Bir dakika. Bir tanesini teslim edeyim de benden şüphelenmesin. Buyurun öğretmenim, işte telefonum, bana lazım değil. Tamam, içeri girebildim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Pekala çocuklar, bugün sınav günü. Süreniz kısıtlı, o yüzden işe koyulsanız iyi olur. Pekala, ilk telefonumu çıkarayım. Şarj etmeyi unutmuşum ya. Şapkamdakine bakayım. Bu beni kurtaracak. Ay. O ses de neydi? Sanırım bir şey değildi. Ucuz atlattım. Pekala, şimdi o fark etmeden telefonumu almalıyım. Ekran düşme yüzünden paramparça olmuş. Peki, başka bir telefon alayım. İşte kapşonumdaki. Nihayet şimdi sınavın içinden geçme zamanı. Ne oluyor orada? Onun kesin saklamaya çalıştığı bir telefonu var. Ona bir ders vermeliyim. Işıklara ne oldu?
Ah, hey, psst. Ekranın ışığı parlıyor. Yok artık, şaka mı bu? Evet, telefonun var. Kendini çok kurnaz sanıyorsun. Pekala, şimdi sanırım tüm telefonlarını topladım. O kadar telefonu saklayabileceğine inanamıyorum. Olamaz. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika. Onda ne var öyle? Çok kıskandım. Hey, çok etkilendim. Bundan mı? Çok kolaydı. Sadece yapışkan bant kullandım. Bant mı? Sen bir dahisin. Yoo, ders bitti bile. Sessizce gideyim. Parmak uçlarımda. Etrafımda kimse var mı? Yok gibi. Oh, Eva ne kadar güzel ve tatlı. Şunu kaldırayım çünkü şimdi cesaretimi toplamalıyım. Buna getirdiğim keke bayılacak. Aman anne, işte geliyor. Hemen orada. Buradan gideyim. Şu köşeye saklansam iyi olacak. Tamam, dolabının oraya geldi. Telefonuna bakıyor. Hayır, hayır, hayır. Bu olmaz. Bu Jake. Selam Eva. Bunları sana aldım. Bana mı? Aa, çok lezzetli görünüyorlar. Şu çileği deneyeyim. Çok lezzetli. Bir tane ister misin? Hayır, bu haksızlık. Beni nasıl yendi? Pekala, işte bana bir fırsat. Bence bu lalelere bayılacak. Selam Eva. Ha, o da ne? Aa, selam. Bir şey mi lazımdı? Aa, şey, pardon, boş ver. Aa, peki. Bu güller ne güzel kokuyor. Eva'ya üzerine yazı yazacak bir şey lazım. İşte bana bir fırsat. İşte Eva, benim defterimi alabilirsin. Hadi benimkini al. Mor rengi sevdiğini biliyorum. Of, kesin yine Jack'inkini seçecek. Bak, hem de 3 tane var. Aa, senin defterinde eğlenceli bir şey var. Ne? Hadi ama. Bir avuç boncuk ve eğlenceli süs aldım. Bulabildiğim her renkten aldım. Sonra bu cips kutusunun kapağını çıkardım. Kenarına sıcak silikonla bir hat çektim. Sonra defterin üzerine bastırdım. İşte böyle. Bitti. Eğlenceli, ışıltılı bir defter. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Sana bu laleleri de getirdim. Tebeşirle bu kalbin içini dolduruyorum. Aa, acıktım. Yaşasın pizza. Pizza benim favorim. Bayılırım. Aa, pizza düşüp bütün tişörtüme bulaştı. Her yanım kirlendi. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Tişörtümü mahvettim. En sevdiğim tişörtü. Aman tanrım, aman. Tamam, tamam. Üzülme. Pekala, yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Tebeşir. Tabii ya, bunu kullanabilirim. Pekala, tebeşiri ve lekeli tişörtü aldım. Tebeşiri sos lekesinin üzerine sürüyorum. Tamam, işte. Hepsi kapandı. Şimdi çamaşır makinesine atıyorum. Tada! Bak, tişörtün temizlendi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Yaşasın! Teşekkürler baba. Hey, dur hele. Bu şekilde pizza yemek yok artık. İşte, tekrar dökersen bu tişörtü korur. Bazen babam böyle günü kurtarır. Of, hiçbirini doğru yapamıyorum. Bu çok zor. Peki bir de şöyle deneyeyim. Hayır, hayır. Bu da işe yaramaz. Of, bu hayatımın en kötü günü. Pekala, sakin ol ve tekrar hesapla. Yok, hayır. Faydası yok. Ümitsiz vakayım. Ne? Amma kağıt ziyan ediyor. O sınavını nasıl bu kadar iyi yapıyor? Belki de ondan yardım istemeliyim. Ben mi? Sana yardım etmek mi? Tam bir eziksin. Of, hayatta olmaz. Bana kesin kötü davranır. O çok popüler biri. Burası da ısındı mı ne? Çok sıcak gelmeye başladı. Ha? Hey, ne var? Şey, yok bir şey. Yok artık. Neredeyse bütün testi yapmış, bitirmiş. Yeter artık. Ondan yardım isteyeceğim. Yardım mı? Tabii, seve seve. Bak, sana bir matematik numarası göstereyim. Sonraki sayıların çevresine bir çerçeve çiz ve onları çarp. Sonra aynısını baştaki sayılara da yap ve sonucu yaz. Şimdi bu iki sayıyı da toplayıp ortaya yazacağız. Bak, işte cevap bu. Al bakalım. Aa, çok teşekkürler. Çok nazik ve bilgelisin. Nihayet sınavı bitirebilirim.
Evet, kompozisyon yazmaya bayılıyorum. Çok güzel. İddialı gerekçeler ortaya atmak hoşuma gidiyor. Hacan Hanım hemencecik ne çok yazdı. Tuhaf. İyi bağlantılar kurmak da önemli tabii. Öf, bu törpü körelmiş. Başka bir tane gerekli. Yok, büyük yeşil olan lazım sanırım. Oo, bu fikrimi de yazmayı unutmayayım. Evet, pekala. Şimdi sıra mükemmel bir bitişte. Aa, olamaz. Kurşun kalemimin ucu bitti. Olamaz. Bu olmadan kompozisyonu nasıl tamamlarım? Hey, bana ödünç verebileceğin bir kurşun kalemin var mı? Ha, kusura bakma. Sadece bu var. Aslında işime yarayabilir. Versene. Evet, işe yarıyor. Törpüledikçe kalem de açılıyor. Güzel, kompozisyonumu bitirene kadar bu yeter bana. Hey, acaba benim için de bir kompozisyon yazabilir misin? Tabii, sana borcum var sonuçta. Evet, telefonuma döneyim. Bunun üzerinde mi çalışıyordun bakalım? Bilemedim. Şurada başka bir şeyler yapsan daha iyi olabilir. Ah, ne yapıyorsun ya? Bu benim tuvalim. Balık falan istemiyorum. Saçmalık, bu eserin kesinlikle balığa ihtiyacı var. Al sana, bak bunu hak ettin. Demek öyle, al sana. Ah, yetti bu kadar. Pembeye bul. Peki sen de yeşillen o zaman. İğrenç birisin. Önce boya rulomu açman lazım. Aman tanrım, neler oluyor orada ya? Yeter. Bu yaramazlığınız yüzünden meydan okumaya gidiyorsunuz. Doğru kutuya. Hayır hayır hayır. Çabuk kaçabildiğin kadar hızlı kaç. Ha? Of ya. Kutusunda hapsolduk. Burada yapacak pek bir şey yok gibi değil mi? Evet, ama ben biraz dinlenebildiğime sevindim. Şekerlerimle baş başa. Aman tanrım, bu da ne? Müdüre mi? Buraya gelmiş. Pekala, dikkatinizi verin. Bu popit telefon kılıfından istiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Size telefonun bir şablonunu da getirdim. Telefon şablonu mu? Of ya, kulağa hiç eğlenceli gelmiyor. Yine de seni kolaylıkla yeneceğim. Göreceğiz bakalım. Aklıma harika bir fikir geldi bile. Evet, şeker demek çözüm demektir her zamanki gibi. Bunları şablona koyarak başlayacağım. Hepsinin güzelce hizalandığından emin olmalıyım. Tamamdır, sonra da telefonun tamamını kaplayalım. İşte budur. Sen kendini zeki sanıyorsan bir de buna bak. İşte minik merdanemle rahat rahat koşacağım zafere. Kafiyeli oldu. Tamamdır, şimdi boyalarımı da alayım. Merdanemin üzerine birkaç tane turuncu benek konduruyorum. Çizgi boyunca tamamına yapıp diğer renklere geçeyim. Oo, bu mavi ışıl ışılmış. Resmen bayıldım mavi. En sevdiğim renk olabilir. Tamamdır, beneklerim tamamlandığına göre yuvarlamaya hazırım. Şuna bak, ne güzel işe yaradı. Hey Müdür Hanım, eserim tamamlandı. Ha? Ah tabii ya, sanat eseri, bakayım. Peki peki, ne yapmaya çalıştığını anladım. Çok hoş. Peki ya sen? Ha tabii, çalışmamdan da derin bir şekilde etkileneceğinizi düşünüyorum. Ah amanın, çok aptalım. Böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum. Gerçekten iyi bir şey yapmıştım, inanın ki. Tamam, peki sana inanıyorum ama yine de sen kaybettin ve o kazandı. Ödülüm telefonun kendisi mi? İnanılmaz, çok teşekkür ederim. Şimdi de popit kılıfıyla oynama zamanı. Ah, bir de sipariş vermek istiyorum. Evet, büyük bir boy lütfen. Teşekkürler. Oh, hızlıymış. Mükemmel hizmet. Evet, pizza zamanı. Açlıktan midem kazınıyor ve bu çok güzel görünüyor. Ama o çok üzgün görünüyor. Hey, pizza söyledim. Paylaşmak ister misin? Ha, tabii isterim isterim. Çok teşekkürler. Bakalım çevresini nasıl çizeceğim. Hay Allah, dişlerimi ruja bulamışım. Şu çilelerini sen mi acaba? Tamamdır, evet. Şimdi resmimi çizebilirim. Tada! İşte bu kadar. Müdürenin resmini bitirdim. Portre dediğim böyle çizilir bak. Şimdi de seni bunu boyama düellosuna davet ediyorum. Peki, madem öyle bize bolca makyaj malzemesi gerekecek. İşte sen de bunu kullanabilirsin. Pekala, makyaj setim önümde hazır ve nazır duruyor. Acaba makyajıma nereden başlasam? Ah evet, buradan başlayalım. Cüretkar ruj renklerini çok severim. Biz de böyle iddialıyız. Bu pembe çok güzel. Gerçekten bayıldım. Şimdi de maviye geçelim. İşte bu kadar. Sıra göz kapaklarında. Mavi ne kadar da güzel parlıyor. Aldığımızı da unutmayalım. Şu güzelim elmacık kemiklerini ön plana çıkarmalıyım. Saçlara da biraz renk katmam lazım. Oo, bu mor mükemmel. Keşke benim de mor saçlarım olsaydı. Biraz da çilli yapalım kızımızı. Çünkü çiller tatlıdır. Tadam, portre boyamamı bitirdim.
Ben de benimkini bitirdim. Hocam, değerlendirmeye hazırız. Bu yaptığın makyaj mıdır nedir? Bakmak bile istemiyorum. Ah, seninkine bayıldım. Çok güzel. Dadam, bir ödül daha kazandın. Bu palet senin. Evet, yeni makyaj malzemelerine bayılırım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ha? Hey, bir saniye, bu makyaj malzemesi değil ki, beyaz çikolata. Ne? Ama peki ya benim resmim? Bence tam öpmelik. Yani başka kimse sevmese de ben onu severim. Aman tanrım, palyaçoya dönüştün resmen. Ne? Palyaçoya dönüşmüşüm. Pekala, yeni meydan okumamıza geçiyoruz. Dikkatinizi verin. Dondurma külahımı rahatlıkla halledebilirim. Resim yapmaya koyulup sanatçı yanımı konuşturayım bakalım. Dondurmamız da külahımız da hazır. Şimdi de süsleyelim. İşte böyle mutlu ve tatlı bir dondurma. Sırada boya zamanı var. Yine de biraz şıklaştıracağım. Tamamdır, bakalım bu düşündüğüm gibi olacak mı? Mavi ile başlıyor. Ve şimdi de mor geliyor. Gözlerin etrafından boyamam lazım. Şimdi de pembe ile son rötuşlar, tam planladığım gibi. Mükemmel, işte harika bir dondurma külahı diye buna derim. Külahımızı da boyasak iyi olur, öyle boş boş bırakamayız. Bence sarıya boyamak cesur bir zıtlık katacaktır. Bunu nasıl yaptın ya? Müthiş olmuş. Derinliğimizi de ölçsek iyi olacak. Evet, güzel. En az bu kadar harika bir şey yapmam lazım. Bakalım. İşte tam ihtiyacım olan şey. Pardon. Selam. Dondurmanızı alabilir miyim lütfen? Seni tanımıyorum. İmkanı yok. Ama çok 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 ihtiyacım var. Ne oluyor ya? Benim bu. Bırak şunu ve git başımdan. Kaptım bile. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Peki geldim geri. İşe koyulsam iyi olacak. Bu güzel bantla külahı yerine sabitleyeyim. Biraz daha sağlam olmalı. Şöyle aşağıya da bir tane yapıştırayım. İşte bu kadar. Bu kadarı güzel ve sağlam olmuştur. Mükemmel. Hocam, size sanat eserimi göstermeye hazırım. Bu kadar hızlı mı? Heyecanlandım. Bu sanat sayılır mı ki? Hayır, pek sanmıyorum. İyi, sen ne yaptın? Göster bakalım. Peki o zaman. İşte bu çok daha iyi. Çok tatlı ve rengarenk. İşte ödülün. Güzel. Ben de acıkmaya başlamıştım. Dondurmaya bayılırım. Bu epey soğuk. Bir dakika, bu da ne ya? İmdat, dondum. Ne oluyor sana ya? Dondurma galiba fena soğukmuş. Amanın, gitti çocuk. Umarım iyidir. Pekala, her şeyini hazırladım ve gitmeye hazırım. Tatil şapkamı da taktım mı, tamamdır. Yolcu yolunda gerek. Güle güle, kendinize iyi bakın, ben kaçar. Aman tanrım, keşke ben de tatile gidiyor olsaydım. Çok eğlenceli olurdu. Kumsallarda dinlenebilir, güneşin altında tropik bir içecekle rahatlardım. Aman adı rüzgarları çok güçlüymüş. Evet. Hey, dalıp gittin yine hülyalara. Ne hayal ediyordun? Sıcak kumların ve serin rüzgarın arasında bir sahilde tatil. Vay, bu bana ya yeni eserim için bir ilham verdi. Bıçağıma küçük bir parça boya koyuyorum ve sonra da sürüp duruyorum. İşte bu kadar. Henüz bir şeye benzemiyor ama bak bekle. Şimdi de pamuklu çubuğa biraz yeşil boya süreyim. Çizip kavis veriyorum. Sonra da üste şöyle fırça darbeleri atayım. Alt tarafını da yapmayı unutmamalı. Şunlara baksana, palmiye yaprakları mükemmel oldu. Tamam, işte bu kadar. Tropik cennetim hazır. Bence çok güzel görünüyor. Vay, çok güzel, tıpkı hayallerimdeki gibi. Bence bir şeye daha ihtiyacı var gibi. Parmak boyası yapmayalı bayağı uzun zaman olmuştu. Görünüşe göre unutulmayan bir yetenekmiş. İşte bitti. Müdüre tropik kesisinden geri dönmüş. Bu cennet gibi resmi birlikte yaptık. Birlikte mi çalıştınız? Harika haber. Tebrikler. Bunu ikiniz birden kazandınız. Evet, tropik adaların tadından bir yudum. Burada elimizde. Eline sağlık. Senin de. Öğretmenler de bazen öğrencilerle fena uğraşır değil mi? Jake, sınav sırasında telefon yasak. Tüm cihazları ver Jake. İyi, tamam. Her şeyi Jake. Cidden mi? İşte. Jake. Ne? Şaka mı bu ya? Gizli telefonumu nereden biliyor? İnanamıyorum Jake. Kopya çekmek yasak. Yakalandığıma inanamıyorum. Aptal Bay Clarkman.
Daha iyi bir öğretmen olsaydı kopya çekmeme gerek kalmazdı. Jack, kopya çekerken yakalandım. Beni dışarı attı ve şimdi de sınavdan kaldım. Oh, bu çok fena. Benim kopya kağıdım da mükemmeldi. Bunu aklımda tutmam imkansız. Ne yapacağım şimdi? Bir dakika. Evet, bu işe yarayacak. Gir şuraya bakalım kopya kağıdı. Hadi şu işi bitireyim. Merhaba, Bay Clarkman, sınava hazırım. Hadi sınav başlasın. Matematikte çok kötüyüm. Yeterince süre geçti mi? Evet. Başım ağrıyor gibi mi yapsam? Yok. Dişim ağrıyor gibi mi? Buna inanmaz. Karın ağrısı en iyisi. Bay Clarkman, kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam, sana inanıyorum Jack. Hemen döneceğim. Heh, inandı. Dışarı çıkabildim. Evet. Ben bir dahiyim. Aa, ne? Bu kadar çöp de nereden gelmiş? Kağıdın içinde bir yerlerde. Sabahın köründe kim bu kadar şeker yer ki? Bir türlü bitmiyor. Buldum. Bir dakika, ne? Hayır. Pekala, sınava hazırım. Bütün gece çalıştıklarımı unutmamalıyım. Sadece çalıştıklarımı hatırlayayım yeter. Kafamda kalın. Of, bu niye bu kadar zor? Olamaz. Her yer soldu. Bir dakika. Müthiş bir fikrim var. Önce bir kopya kağıdı lazım. Ve bir parça selotep. Selotepi dikkatlice kopyaların üstüne yapıştırıyorum. İşte bu kadar. Selotepli cevaplar gayet düzgün. Bir kap su alıyorum. Kopya kağıdını batırıyorum. Şimdi tek gereken kağıdı dikkatlice çıkarmak. İşe yarıyor. Kağıt gitti ama yazılar kaldı. Şimdi su şişemi alıyorum. Selotepi üzerine yapıştırıyorum. Mükemmel. Artık cevaplar şişenin üstünde. Kimse anlamaz. Bu sınavdan geçeceğim. Hey Jack, sınav için mi endişeleniyorsun? Belki biraz su iyi gelir ha? Yo, gerçekten su şişeme bak. Kate, müthiş. Sen bir dahisin. Kusura bakmayın, geciktim çocuklar. Fena terlemiş. Kate, suyundan biraz verir misin? Aa, hayır, olamaz. Kate, hayır. Hemen Kate. Bütün emeklerim. Nihayet. Bu su beni serinletecek. Hay Allah Kate. Şanssızlık oldu. Bütün suyu içeceğim. Geri verir herhalde. İyi geldi. Attım ve basket. Ya! Tüm ümitlerimiz ve hayallerimiz. Eline sağlık Chris. Peki ya benimki? Hangisi bir çizim bulabilir misiniz? Bu değil. Şu ikisi de gidebilir. Hadi yeşil de alalım. Mor kalem de değil. Kandırdım. En başından beri gözünüzün önündeydi. Oo, çok akıllıca Luna. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hocam şuna bakın. Ya yine mi? Neredeyiz biz? Bir resim yarışması yapmamız lazım. Gerçekten mi? Burası sınıfımız değil ki. Bence eğlenceli olacaktır. Hadi tekerleği çevirelim. Ben çevirmek istiyorum. Misafir benim. Benim fikrimdi. Bırak yoksa... Durun dedim. Bozacaksın. Aa,
Hoşuna bak. Sanırım bir gül çizeceğiz. Bu da ne? Hanımlar, iki güzide çiçeğe bir zarif gül getirdim. Tuhaf. Güzelliğiniz karşısında eridim bittim. Sevdim seni. Yarışmalar başlasın. Sonunda. Yok artık. Bir durun. Odaklanmam biraz zor olacak gibi. Zaten sanki bir sanat eserine bakıyorum. Öyle derler hep ama bilemedim. Ne fevkalade bir bıyık. Cidden mi? Hey! Hıhı! Bir yarışmadasınız, unutmayın. Ah evet, haklısın. Bu pek de güle falan benzemiyor. Ama biraz toparlarsam kalbin içine birkaç tane üçgen ekleyeyim. Gül yapraklarına benzesinler. Şimdi de gülüm kalanını çizeyim. Güzel gidiyor. Yaprakları ekleme zamanı. Kökünü de unutmamalıyım. Ben bitirdim. Güzel bir şey çıktı. Güzel. Bu da benimki. Minimalist oldu. Ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Çok güzel. Sen kazandın. Evet, biliyordum. Ödül ne? Sen mi? Sevgiyle taşıyacağım. Müthiş kokuyor. Sizi seçeceğim belliydi. O kadar kıskanma. Acaba sırada ne var? Dur bakalım, ben çevireceğim. Nerede duracak? Oo, küçük bir kuş. Ne tatlı. Hadi bakalım, başlayalım. Peki peki. Boyayla aram pek yok. Ama bir deneyebilirim. Doğada olduğunu hayal etmen lazım. İşin sırrı bu. Bu kırmızı iyi olur. Oh, hayır. Felaket oldu. Oh, daha da kötüye gidiyor. Oh, elime bakın ya. Yapacak tek şey kaldı. Sabotaj. Hayır. Bak ne yaptın. Siz de kağıdı hareket ettirmeseydiniz. Şuna bakın. Onda benim suçum mu yani? Oh, hayır. Dur bakalım. Bu gereksiz barbarlık bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Şuraya biraz siyah boya koyayım. Bir de gaga çizeyim. Sonra da bacaklar. Kuşa benzemeye başladı. İşte küçük tatlı bir kuş. Senden de aldığım yardımla. Buna hile denir. Ama ben bayıldım. Benimki o kadar güzel değil. Bakayım. Aa, ısrar ediyorsanız. Bence net bir kazananımız var. Evet. Aa, selam ufaklık. Çizgi film prensesi gibiyim. Vay. Oo, dokunabilir miyim? Kış, kış. Git kendi kuşlarını al. Bu hiç hoş olmadı. Bir sonraki turda yazan seni mahvedeceğim. Ay, sakin olun. Peki ama sanatımı çok ciddiye alırım. Hadi tekerleği çevirelim. Acaba şanslı mıyım? Oo, ilginç. Hadi ama, bunu bir yarışma sanmıştım. Oh, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Haniymiş özgüveniniz? Başlayalım bakalım. Belki biraz Luna'ya bakabilirim. Bu sefer kopya çekemezsiniz. Biraz toz varmış bak. Devam et. Toz tabii ya. Bir Y çizerek başlayacağım. Şimdi de parmakları ekleyelim. Sonra da diğer parmaklar ve elin kalanını. Sonunda bir kalp. Bitirdim. Bayağı benzemiş. Ne düşünüyorsunuz? Olmuş yani sanırım. Bu da benim eserim. Sanırım bu turu ben kazandım. Evet. Tebrikler. Ha, ödül mü vardı? Luna, lütfen. Ah, çok romantik. Ama ama ben çok yalnızım. Tekerlek çevirme sırası bende. Ha? Ne? Peki neyse. Doğru yapmaya dikkat et. Köpek mi? Çok da zor olmasa gerek. Korkmuş mu olmam lazım? Halledeceğim. Demek bir köpek. Aa, nereden başlasam? Hayvansever olmam işe yarayacak. Daire çizerek başlayacağım. Peki şimdi.
Burada ne var? O ne yapıyor? Bu nasıl köpek? Buldum. Birkaç ufak daire çizeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi de birkaç yarım daire. Tabii burun ve gözleri de lazım. Birkaç da detay ekleyeyim. Bir tek kuyruk kaldı. İşte küçük tatlı köpekçik. Harikulade oldu. Oo, nasıl yaptın bunu? Çok akıllıcaymış. Sizin çiziminiz nasıl? Sanatı öznel bir olgudur, unutmayalım. Gözlerini kısıp şöyle bakarsan köpeğe benziyor. Ay, kötü olmuş. Bakalım kim kazanmış? Vay, şuna bakar mısınız? Çok mutluyum. Köpek mi kazandım? Tatlı bir köpüş isterdim. Ne oldu? Bu kadar mı? Tatlıymış ama gerçeğini tercih ederdim. Ben alırım. Alabilirsiniz. Bakalım tekeri kim çevirecek? Peki, tamam. Yuhuu, ben kazandım. Tekeri ben çeviriyorum. Dur, makas kağıdı kesmiyor muydu? Bir tavşan. Bunu severek yapacağım. Makasın kağıdı yendiğine eminim. Dur bakalım, bunlar tavşan kulağı gibi. Bir fikrim var. Çizmeye başlayacağım. Bununla çok kolaylaştı. Şu vücuda olacak. Ve şunlar da ayakları. Her tavşanın bir havucu vardır. Gözlerle ağzını da yapayım. Bu pembe kulaklara mükemmel oldu. Şimdi de ağız. Havucu da boyayayım. Biraz da yeşil. İşte tavşanımız. Gayet güzel oldu. Vay, etkilendim. Hızlı olmam lazım. Maske altında çalışamıyorum. Hiç değilse havucu oldu. Yine kazandım. Hep ben. Bir dakika. Bu ne? Bir sürü havuç mu? Kaybettiğime çok da üzülmedim. Karanlıkta görmeye başlarsınız artık. Nasıl ama? Sıkıcı derslerden çok daha iyi. Gabby, ne yapıyorsun orada? Ver şunu bana. Kitabı açmıştım. Peki o zaman. Dikkatini buraya ver. Ne güzel uyumuşum. Neredeyse unutuyordum. Bir not yazmam lazım. Matematik sınavını unutamam. Şunu da dolabıma koyayım. Bu sayede hep görülebilir. Ödevimi yapmam lazımmış. Peki, kullanışlıymış. Üstelik o da benimle aynı elbiseyi giymişti. Yok artık. Çok utanç vericiydi. Tabii ben daha iyi görünüyordum ama olsun. Bir saniye, hızlıca bir not almam lazım. Yoksa unuturum. Çok meşgulüm bu sıralar. Ne yapıyorsun? Vay canına, ne çok not var. Hatırladım bak, kalem almam lazımdı. Seninle takılmaya bayılıyorum Mindy. Ama aklıma geldi, annemi aramam lazım. Sanırım bitti. Cidden hatırlatıcı pano muyum ben? Gerçi bu çerçeve bana iyi bir fikir verdi. Bir dakikaya geliyorum. Hayatını şu ipucuyla daha sağlam bir düzene sokabilirsin. Bir resim çerçevesini ters çevirip arka kapağını ve fotoğrafı çıkarabilirsin. Çerçeveye bir takvim yerleştir. Çerçeveyi çevirince karşında önündeki ayın işlerini görebilirsin. Hey Mindy, bak ne yaptım. Bu da ne? Yapman gereken her şeyi camın üstüne yazabilirsin. Bak şu tarihte matematik sınavım var. Vay, harikaymış. Teşekkürler Gabby. Dur. Daha iyi oldu. Şaka mı bu? Vazgeçtim. Yani kıvrımlı çizgi mi? Sanırım anlamaya başladım. Of, kalemim kırıldı. Neyse, buralarda bir kalem tıraşım olacaktı. Yani öyle sanıyorum. Ne haber? Ayakkabımı bırakmıştım. Neyse. Burada bir yerlerde olmalı. Buldum. Amanın, hadi ama. Nanik,
Bu çok sinir bozucu. Selam Gibi. Kalem tıraşını alabilir miyim? Lütfen. Şu mu? Ha, peki. Teşekkürler. Zil mi çalıyor? Evet, ders bitti. Eve dönmeye can atıyorum. Neresi burası? Yarın görüşürüz. Güle güle. Bye bye. Hayır. Ben kaçar canım. Dur biraz. Yüzüğüm bana bir fikir verdi. Sanırım işe yarayabilir. Yüzüğün taşını çıkaralım. Sonra yüzüğe biraz tutkal sürelim. Tutkala da kalemtıraş yapıştıralım. Şimdi tutkalın kurumasını bekleyelim. Artık kalemtıraşını kaybetme ihtimalin kalmaz. Pratik ve güzel de görünüyor. İhtiyacım olduğunda elimin üstünde. Şimdi de yüzüğümü unutmamam lazım gerçi. Bunu keşke baştan düşünseydim. Mükemmel çalışıyor. Tebrikler. Denklemin cevabı aslında basit. Uyumam lazım. Çok sıkıcı. Şöyle gözlerimi dinlendireyim. Biraz eğlenmem lazım. Yapmam gerekeni biliyorum. Hey Mindy. Ne oldu? Şuna bak. Parmağıma bir yüz çizeceğim. Sonra da bir balon tutturacağım. Selam Mindy. Komik miydi bu şimdi? Çok komik görünüyorsun. Bana gülmeyi kesin. İşim daha bitmedi. Şu parmağıma da bir yüz çizeceğim. Şunlar gözleri. Buna bir de el çizeyim. Harika olacak. Buna maske de çizmem lazım. Eleman korkutucu oldu. Gözleri de unutmayalım. Yaklaşayım deme aynasız. İmdat! Denklem ne arıyor anne? Neredeyim ben? Acaba neler olacak? Ne? Ne oluyor da? Anladım. İmdat! Sınıfta yaramazlık yapmayın. Benim sınıfımda böyle şeyler olmaz. Peki, sakin ol. Öf, ne kızdı ama. Peki, bugün sınav olacağız. İyi şanslar. Al bakalım Mindy. Aman. Epey de zor duruyor. Çalışmam gerekiyordu. Cevap sanırım umarım. Hayır, hiç doğru görünmüyor. Kafadan atmaya mı çalışsam? Ya tutarsam? Gibi ne yazıyor? Göremiyorum ki. Kırık alacağım. Ne yapacağım? Boşuna uğraşıyorum. Sanırım buldum. Önce şunu sileyim de. Silgime ne oldu şimdi? Sınav çok kolaymış. Gibi'nin de silgisi yoktur ki. Hey, gobye çekme. Resim dersini seviyorum. Yani hiç değilse en kötü ben olmayacağım. Eğlenceliymiş. Çok güzel oldu. Bir dakika. Şunu ödünç alıyorum. Hızlıca onaralım. Silgi yok mu? Sorun değil. Kalemin etrafına tutkal dökelim. Kalemi döndürmek bu işi kolaylaştırır. Tutkalı kalemin sonuna kadar dökelim. Katman katman yapıp kalın bir tutkal topçuğu yapalım. Ucuna doğru saralım. Biraz da sim ekleyelim. Simi tutkalın üzerine kurumadan dökmeliyiz. Tıpkı dondurma gibi oldu. Şimdi de yanlış cevapları silelim. İşe yarıyor. İyi ki aklıma geldi. Şimdi de doğru cevapları alalım. Gibi'den. Teşekkürler. Öğretmenim bitirdim. Bence sonuca şaşıracaksınız. Göreceğiz bakalım. İlginç. Aferin, 100 aldım. Jack'e duygularımı açmalı mıyım? Açılacağım gitsin. Umarım beğenir. Çok gerildim. Zarfı şöyle kapatayım da. Ha? Kapanmıyor. Ama neyse. Ne ilginç bir soruymuş. Jack. Şöyle alayım. Hayır, sana değildi. Ver şunu. Bakalım burada ne varmış. Yok artık. Lütfen hiçbir şey söyleme. Siz iki inek. Çok komik. Neden böyle yapıyorsun? Ne yapacağım şimdi? Bu plandan emin olamadım. X4 S'ha buldum. Bir fikrim var. Çantamdan bir şeye ihtiyacım var.
Hayır, bu değildi. Tutkal tabancam. İşte bu. Şimdi zarfımı mühürleyebilirim. Aşk mektubumuzu bu kolay adımlarla güvende tutabiliriz. Zarf kapağının üstüne kırmızı tutkal dökelim. Daire yapılabilecek kadar kullanalım. Tutkalın üstüne madeni para bastırıp mühürleyelim. Tutkalın kurumasını bekleyip parayı alalım. En gizli sırlarınız artık güvende. Zarf mühürlendi. Şimdi Jack'e verebilirim. Ne istiyorsun? Şunu Jack'e ver. Peki. Acaba içinde ne var? Şşt, Jack. Bu da ne? Mindy'den geldi. Aa, umarım beğenirsin. Bayılırım. Çok eğleniyorum. Renkler de çok güzel. Resim yapmaya bayılırım. Biraz mavi lazım. İşim bitti. Diğerlerinin yanına koyayım, annemi gösteririm. Anne, şuna baksana. Sana bir resim yaptım. Müthiş olmuş. Sayfalar birbirine yapışmış. Resimlerim mahvoldu. Sayfaları ayıramıyorum. Üstelik o kadar da çok uğraşmıştım. Endişelenme tatlım. Bak, şu lollipopu ister misin? Aa, leziz. Aferin kızıma. Üzülmene hiç gerek yok. Ben de çamaşırları yıkayayım. Dur biraz, nasıl açabileceğimi biliyorum. Kesin işe yarayacak. Şu askılığı alalım. İşte bu, sanırım oldu. Şunları assak mı? Boyanın kurumasını bekleyelim. Çok yeteneklisin tatlım. Bunları çerçeveletmem lazım. Müthiş oldu. Öğretmenimi en güzel açısından çizdim. Ama yapılması gereken bir şey daha var. Bu boyaya ihtiyacım olacak. Silginin üzerine sıkacağım. Çok fazla olmasına gerek yok ve farklı renkler kullanacağım. Sonra da yan yatıracağım. Her şey hazır. Hah, işte geliyor. Günaydın sınıf. Hadi başlayalım. Ha, şaka mı bu? Kim yaptı bunu? Kimsen hemen söyle. Sanırım asla bilemeyeceğiz. Müdüre çok benziyor ama silinmesi gerekiyor. Ne? Anlamıyorum. Sanırım bunun komik olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, açıklayabilirim. Ben yapmadım, Lizzie yaptı. Bu ne cüret? Bunu daha önce hiç görmedim. Biriniz yapmış işte. Neyse, yapacak tek bir şey var. Lütfen kovmayın. Neler oluyor? Neredeyiz biz? Eğlenceli görünüyor. Çizim yarışması zamanı. Bu çok kolay olacak. Ne? Geç kaldım sandım. Sınav kağıdım burada. Bence hoş bir sürprizle karşılaşacaksınız. Sanırım yanlış videodasın. Ama madem gelmişsin bakalım. Tamam, iyi gidiyor. Ay, çok gerginim. İlginç. Bu iyi mi yoksa kötü bir mıydı? Bunu size aldım. Ya çok tatlısın. Kendimi cömert hissediyorum. İşte notun, mükemmel iş. Böyle devam et kızım. Artı mı? Vay. Bunlar da sizin içindi. Ne? Bu anlaşmanın bir parçası değildi. Şunları da alayım, görüşürüz. Bazen bu işten nefret ediyorum. Bunu beklemiyordu değil mi? Ne komple ama. Dur bir saniye. Bu çiçekler bana bir fikir verdi. Çatalı boyayla kaplayacağım. Sonra bir kağıda bastıracağım. Aynı şeyi farklı renklerle yapacağım. Sayfanın tamamına süreceğim. Ama yapılması gereken çok şey var. Sonra bir boya fırçası alacağım ve altlarına dikkatlice yeşil boya süreceğim. Ardından bir sap yapabilirim. Diğerini de aynısını yapıyorum. Sonra yaprak yapacağım. Boyanın solmuş olması önemli değil. Böyle daha güzel görünüyor. Şimdi de çim ekleyebilirim. İşte budur. Sonuçtan çok memnunum. Karar sizde. İyi görünüyor kızım. Ne? Bir şey düşünmem lazım. Cebimde ne var? Pek bir şey yok. Bununla ne yapabilirim ki? Kaybedeceğim. Gerçi sanırım buldum. Misketi balonun içine koymam gerekecek. Sonra etrafına bir lastik saracağım. Ardından balonu içten dışa katlamam gerekiyor. Aynen böyle. Şimdi de şişireceğim. Sadece biraz hava gerekiyor. İşte bu kadar yeter. Boyayı batıracağım.
Altını kaplamak istiyorum ve şimdi onu kağıda bastırabilirim. Bir iz bırakmasını istiyorum. Bunu birkaç kere daha yapacağım. Bak şimdiden güzel göründü. Bu da sonuncusu olacak. Şimdi sarı boyaya ihtiyacım var. Dairelerin ortasını boyayacağım. Ve şimdi yeşil boya lazım. Saplarını da yapalım. Şimdi de yaprak ekleyelim. Mahi bayıldım. Keşke biri bana böyle çiçekler alsa. Sanırım bitirdim. Ne düşünüyorsunuz? Artık o kadar emin değilsiniz değil mi? Bu bize bağlı bir şey değil. Hiç şansınız yok. Ah, oh, bittiğine sevindim. Ne? Bunlara da mı not vereceğim? Hmm, fena değil izi. Devam edelim. Aa, pek yaratıcı olmuş. Zor karar. Bu yüzden beraber ediyorum. Ah, kabul. Size ne var merak ediyorum. Hadi bakayım. Alo. Uyan. Hey. Solu solu. Dur bir saniye. Hemen dönüyorum. Çok güzel olacak. Neredeyim ben? Hey. Vay, işe yaradı. Özür dilerim, dağılmış olmalıyım. İşte sıradaki turunuz. Bir hamburger çizmenizi istiyorum. Ve lezzetli göründüğünden emin olmamız lazım. Nasıl? Bu biraz zor olabilir. Dur. Çözümü burada buldum. Çok basit. Popit'i buraya koyacağım. Sonra kenarlarını boyayacağım. Bu kısım için turuncu boya kullanacağım. Sonra çukurları dolduracağım. Ardından marul için yeşil boya kullanacağım. Acıktırdı ya. Hazır olduğunda ters çevireceğim ve çukurları bastıracağım. Uf, ne güzel bir hismiş. Bu yarışma keyifli gidiyor. Sanatsal ve eğlenceli. Tamam, odaklanalım. Yavaşça Popit'i kaldıracağım. İşte karşımızda hamburger. Yeme de yanında yat. Şuna baksana. Kolaysa bundan daha iyisini yapın. Ya, çaban için A veriyorum. En azından denedin. Bir saniye ver. Ah, işte bunu arıyordum. Hızlı teslimat için ödeme yaptım. Teşekkürler. Enfes duruyor. Ama yemiyorum henüz tabii. Ekmeğin çevresinden çizeceğim. Güzel görünüyor. Ne? Böyle planlamamıştım. Nasıl bu kadar yanlış oldu? Onu istiyorum. Balık tutma zamanı. Yakaladım. Şimdi makaraya sarmam gerekiyor. Gel anneciğine bakayım. Bence bunu görmelisin. Ne yapacağımı biliyorum. Daire boyunca bir çizgi çizeceğim. Bunu bölümlere ayırmak istiyorum. Burger gibi görünmeye başladı. Bak, neyse ki referans olarak gerçek bir tane vardı. En azından öyle sanıyordum. Tüh, bir şey mi kaybettiniz? Tam buradaydı. Bir sorun mu var? Zamanınız dolmuş. Çizimlerinizi göreyim. Ama burgerim. Umarım beğenirsiniz. Bu hiç adil değil. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Mükemmel Lizzy. Bu ne? Bir dahaki sefere iyi şanslar. Lizzy kazandı. Bunu unutmayacağım. Bir sonraki tur için hazır mısınız? Durun, bir mesaj geldi. Ne? Torunum mu? Olamaz. Bunu unutmuşum. Bununla uğraşamayacağım. Nineciğim. Ya, kalbim ısıttı. İyi ki geldin tatlım. Boya. Hayır, dokunma ona. Çok kötüsün. Sorun değil, orada daha fazlası var. Hayır, yapamazsın. Ama resim yapmak istiyorum. Eğlencemi hep bal videosun. Lütfen ağlama çocuğum. Al şu kalemi o zaman. Bak, güzel bir resim çizebilirsin. Tamam, bunu yapabilirim. Hatta ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çok şaşıracaksın. Elimi çizdim, beğendin mi? Vay, tam bir dahisin. Bu bana bir ilham verdi. Hadi bakalım, elimin etrafını çizeceğim. Sonra iki yatay çizgi ekleyeceğim. Ardından birkaç detay ekleyeceğim. Çok şaşıracaksınız. Bir gaga çizelim, bir de kanat. Şekillenmeye başlıyor. Sonra onu renklendireceğim. Gaga için kırmızı kullanacağım. Parlak ve renkli olmasını istiyorum. Egzotik görünmesi gerekiyor. İşte bitirdim. Tam da istediğim gibi oldu. Şuna baksanıza. Çok iyi değil mi? Büyük anne bak. Bunu eliyle yaptı. Vay canına, çok yetenekli.
o kadar da değil. Aklını başından almak üzereyim. Baş parmağımı dışarıda bırakıp elimi kağıdın üzerine koyacağım. Sonra etrafını çizeceğim ama bir tarafa küçük bir boşluk bırakacağım. Orayı dalgalı bir çizgiyle dolduracağım. Sonra parmağıma mutlu bir yüz çizeceğim. Çok şirin. Ardından iki küçük antene ihtiyacım olacak. Baş parmağımdan aşağı çizgiler çizeceğim. Bundan sonra eli yaprağa dönüştüreceğim. Oldukça basit bir işlem. Artık doldurabilirim. Yaprak için yeşil kullanacağım. Bu tırtılım için mükemmel bir renk. Vay canına, çok aç. Dilini kırmızıya boyayacağım. Hadi ama, çok etkileyici. Ye bakalım ufaklık. Çok iyi ama benim kuşum daha iyi. Sanırım öğrenmek üzereyiz. Kazananı sen seçeceksin. Vay, ne sorumluluk ama. Tatlı kuşu sevdim. Bu tarafa. Anneciğim, sanırım kararımı verdim. Öyleyse ikiniz de kazandınız. Gerçekten mi? Oh, eline sağlık. Yumuşacıksın güzelim. Ya, tutabilir miyim? Bu bana bir fikir verdi. Kediyi çizin bakalım. Ben de bunu istiyordum. Bu ne acele? Daha ilginç hale getirebiliriz. Gözleriniz bağlı yapmanızı istiyorum. Hadi ama. Ne? Sadece bir tane var. Bunu paylaşmamız mı gerekiyor? Buldum. Oyunla karar verelim. Kaybeden gider. Benimle mi oynayacaksın? Peki, adil görünüyor. Başla. Ben kazandım. Çok gıcıksın. Hadi şu işi bitirelim. Gözlüklerim olmadan göremiyorum. Ve karanlıktan korkuyorum. Kalem nerede? Buldum. Umarım iyi gider. Nasıl görünüyor? Söylemesem daha iyi. Sanırım başlasam iyi olacak. Bunu nasıl yapsam ki? Dur biraz. Bu da ne? Bu işlem bana yardımcı olabilir. İşte bu. İşte cevap bu. Matematiğin bu kadar faydalı olacağını düşünemezdim. Hadi bakalım. 5 çizerek başlayacağım. Sonra şuraya 2-0 koyalım. Sıfırın içine çizgiler ekleyeceğim. Bu büyük daire kedinin yüzü olacak. Bir burun ve bıyıkları ekleyeceğim. Ve sonra 2 uykulu göz. Ardından kulakları çizeceğim. Dönüp dolaşıp 5 ile birleştireceğim. Sonra da bir kuyruk çizelim. İyi gidiyor. Kediyi çizgili yapacağım. Tüm vücuduna yayacağım. Bu bittikten sonra boyayabilirim. Çizgiler için koyu kahverengi kullanacağım. Gövdeyi de açık kahverengiye boyayacağım. Güzel bir zıtlık olsun. Ya, mükemmel oldu. Şuna bakar mısınız? Sana birini hatırlatıyor mu? Wow, aynaya bakmak gibi bir şey oldu. Beğeneceğinizi biliyordum. Nasıl gidiyor? İçimde iyi bir his var. Yok ya, boş versene. Daha ilerini yapmıştım. Gözlerinizi kısarsanız kediye benziyor. Ciddi misiniz? Bence burada net bir kazanan var. Hadi söyleyin. Pekala, Lizzy. Dur. Elimden geleni yaptım ama. Ya üzülme. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Tamam, sen kazandın. Sen de kazandın. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu ne ya? Her seferinde işe yarar. Şaka gibi. Bunu 4 gözle bekliyordum. Sıcak bir fincan çay gibisi yoktur. Neredeyse unutuyordum. Çayla gidecek bir şeyim vardı. Enfes bir lollipop. Güzel görünmüyor mu? Sanırım bunu hak ettim. Bununla ne yapmamız gerekiyor? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir fikrim var. Benim de bir lollipopum var. Dersen sonrası için saklıyordum. Ama bu daha önemli. Tam buraya koyacağım. Bir model olarak kullanabilirim. Bayağı benziyor. Şimdi onu maviye boyayacağım. Çubuk için kırmızı kullanacağım. Ağzımı sulandırıyor. Yansımaları için de bir düzeltme kalemi kullanacağım. Ardından gölgeler için normal bir kalem kullanabilirim. Böylece gerçekçi oluyor. Artık buna ihtiyacım yok. Hey! Evet. Bunu size yaptım. Gerçekten mi? Çok naziksin. Lollipop severim. Ne? Kaldıramıyorum. Kaygan şey herhalde. Bunun nesi var? Hemen inandınız. Bu bir çizim canım. Beni kandırdın. Şimdi görürsün. Bir parça kağıt katlayarak başlayacağım. Kat izi kalmasını istiyorum. Sonra bu iz boyunca çizeceğim. Lollipop gibi olmasını istiyorum. Bu çubuk olacak. Şimdi renk ekleyebilirim. Üst yarısını kırmızı yapacağım. Alt yarısını da yeşil. Birkaç ince detay ekleyeceğim. İyi görünmesini istiyorum. Şimdi kağıdı açacağım. Uzun kırmızı bir çizgi çizeceğim.
iki yarıyı birleştirmek istiyorum. Renkleri de değiştireceğim. Gökkuşağı etkisi yaratmak istiyorum. Tam da istediğim gibi oldu. Sonra kağıdı tekrar kapatacağım. Çok eğlenceli. Hemen bunu görmek isteyebilirsin. Bu kadar mı? Üf, lütfen. Aa, bir dakika. Bir terslik var. Kağıdı kaldıramıyorum. Neler oluyor? Hmm, anladım. Siz yaptınız değil mi? Ne? Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bu iş daha bitmedi. Bence bitti. Vay, şuna bak. Çok zekice olmuş. Kendinle gurur duymalısın. Peki ya sen Lizzie? Bir dakika, bekliyorum. Bana bir saniye verin. Hayal kırıklığı Lizzie. Evet, kazandınız. Ah, teşekkür ederim. Kötü oldu mu? Bu şey gerçekten gerekli mi? Yemin ederim üstümde bir şey yok. Yalanlarınız yetti artık. Of, fena yakalandım. Sınavdan kesin kaldım demektir. Şimdi gidebilirsin. Güne hiç iyi bir başlangıç olmadı. Ama bir noktayı kontrol etmeyi unuttu. Şapşal. Oo, bebeğime bak. Nasıl da büyüdü. Keşke bütün çocuklar onun gibi olsa. Beni seçin, beni seçin hadi ama. Ben lütfen. Peki sen ne diyorsun Brian? Bebeğim, gel buraya. Sen ciddi misin? Hep Brian'ı seçiyor. Peki anne, geldim işte. Bunu bildiğimden emin değilim. 3 kere 2 6. Buna göre cevap 5 mi? Evet, bu olmalı. Hayır, değil. Gerçekten mi? Oraya bir koy. Oo, anladım. İşte oldu. Benim zeki ufaklığım. Testimi imzalar mısın? Vay canına, teşekkürler. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Buna alışabilirim. Seni şimdi okulun kralı olarak taçlandırıyorum. Ne hoş. Bu öğretmen anne işi bayağı işe yarıyor. Herkes önüne baksa iyi olur. İyi ki çalışmışım. Bütün gece neden video oyunlar oynadım ki? Çok kötü durumdayım. Hey! Bana yardım eder misin? Peki. Birinci soru 250. İkincisi 65. Fısıldandığını mı duyuyorum? Sizi küçük kopyacılar. Sanki beni kandırabilirlermiş gibi. Bunu başka bir yolla yapmam lazım. Tek kelime etmeme gerek yok. Eyvah! Aklınızı başınıza alın yoksa ikinize de sıfırı basarım. Bu kötü oldu. Bir saniye. Çok basit bir çözüm buldum. Psst. Ellerimi izle. Farklı noktalar farklı harfler için. Anladım. Pekala, hangisi birinci? Ya ikinci soru? Orada neler oluyor? Hiç, sadece eğleniyorum öyle. Peki. Evet, bu eğlenceli olabilir. Çak! Bu notlar yeterli. Yaban mersini. Ryan, o şekerlemeler niye orada? Kaldır onları lütfen. Of, parti sona erdi. İğrenç. Ne? Çok yargılayıcısın. İki sırt çantası daha farklı olabilir mi acaba? Görüşürüz. Hızlıca bir dolap molası vermem lazım. Kimse bakmıyor değil mi? Tek bir şeye ihtiyacım var. Of,
Olamaz. Betty, burada görecek bir şey yok. Bakıp durma buraya, tamam mı? Ah Betty, sen de istifçisin değil mi? Bunu gördün mü? Neden bundan yararlanmıyorsun? Mıknatıs harikalar yaratabilir, gördün mü? Buraya bir sürü şey koyabilirsin. Ve şimdi artık her şey yerli yerinde. Teşekkür ederim Brian. Hadi gidelim. Of, nerede şu? Hey, sende su var mı? Sorun değil. Birkaç şeyin yerini değiştirmem lazım. Buralarda bir yerlerde... Dikkatli ol Betty. İyice saçma oldu bu iş. Bir dakika. Bir saniye daha. Yanında ne çok şey taşıyormuşsun. Kesin yaklaştım. Benim yapacak işlerim var. Hadi ama. Betty, sen ciddi misin? Sonunda buldum. Bir dahakine bunu dene. Bir tişört ve sütyen al. Ve üstüne bunları koy. Tişörtü katla. Sonra dürüm gibi sar. Ve son olarak ama en önemlisi... Bir çorabı al, içini dışına çevir. Bir elini içine sok ve kıyafetleri tut. Sonra üstüne çorabı geçir ki kıyafetlerin hepsini sıkı sıkı sarsın. Bak, böylece çantaya ne güzel sığıyor. Ve içinde başka şeyler koyabileceğin bir sürü boş yer kalıyor. Bu bütün olayı değiştirir. Bir bak bakalım. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Çok akıllıca. Derse gitsek iyi olur. Kalemleri bırakın, test bitti. Hiçbir şey yazamadım ki. Of. Teşekkürler. Brian, süre doldu. Ha? Acil durumlar acil durum önlemleri gerektirir. Birkaç harf önemli mesajlar iletebilir. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musun? İşte bitti. Buyurun öğretmenim. Bir bakalım. Oh, bu çok şekermiş. Özgüven demişken... Ben de ona cevap vereyim. Bu nasıl? Al bakalım Brian. Öyle mi? Bir dakika, F mi aldım? Uf. Bugün büyük bir gün. Bu test kesin iyi geçti, eminim. Acaba Betty ne yaptı? Oo, benim testim sanırım burada. Hadi ama. Buralarda bir yerlerdeydi. İşte burada efendim. Aferin sana Lily. Ya sen Betty? Testini görebilir miyim? Bayağı kırışmış bu. Bu kabul edilemez. Eşyalarına dikkat etmelisin. Buna inanabiliyor musun? Sanki bütün bunlara vaktim varmış gibi. Uf, çok kötü oldu. Bugün her şey kötüye gidiyor. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Bu eski cips kutusu başka bir şeye dönüştürülebilir. Kısa bir kurdeleyi alıp üstüne böyle sarıyorum. Bu bittiğinde bunlardan birini ekliyorum. Ve son dokunuş olarak astronomi testini içine koyuyorum. Sunumu asla hafife almamak lazım. Süper oldu. Bunu da reddetsin de görelim. Bir bakalım Lily. Tamamdır. Betty, sıra sende. İşte buyurun. Bu senden aldığım en iyi ödev. Çok işe yaradı. Gördün mü? Biraz vaktim olduğunda bu makyajımı tazelemek için iyi bir bahane olur. Aa, peki. Zaten dersi dinlemiyordum. Ben de o zaman ufak aynamı kullanırım. Öylesi çok az dikkat çeker. Betty, hiç ders almıyorsun değil mi? Sanırım almıyorum. Teşekkürler. Koleksiyona bir şey daha ekleniyor. İyi görünüyorum. Bu haksızlık. O zaman ben de bir çaresini bulurum.
Gördün mü yoksa? Hey! Telefon yok. Ver bakayım. Hiç sanmıyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Bir fikrim var. Ölçü olarak bunu kullanacağım. Ufak bir not defterin varsa üstüne ufak bir ayna yapıştır. Altındaki yapışkanı çıkar, sonra bunu kağıda yapıştır. Tam ortası en iyisidir. Çok akıllıyım. Rujum hala güzel görünüyor mu? Tabii ki görünüyor. Gözüm sürekli senin üstünde Betty. Tamam, sınıfta not defterine izin var değil mi? Sanırım var. İşte böyle gidersiniz öğretmenim. Az kalsın yakalanıyordum. Ah, lollipop mis gibi. Resmime ilham veriyor. Ah, neler oluyor burada? Ah, kuralları biliyorsun genç hanım, şeker yasak. Niye bu kadar şeker yenir ki zaten? Ha? Bunun nesi var? Açıklamamı ister misiniz? Havalı değil mi? Ben çizdim. İlginçmiş. Neler yapıyorsunuz bakalım? Aa, ne oluyor orada? Hı hı. Ha? Aa, müdire. Şeker yiyemezsiniz. Cezanıza gelecek olursak. Hayır, durun. Aa, burası neresi? Dikkatinizi çektiğime göre resim gereçlerinizi alın bakalım. Bu bir kuş sesi. Ve de ilk resim meydan okumanız. Düşünelim. Ah, şalımdan bunu aldım. Bu benim için o kadar zor olmamalı. Ne? Yoksa bu sandığım şey mi? Ah, git şuradan seni şapşal kuş. Bu da bana avantaj sağlar. Hatta bana üstünlüğü verecek şey de elimde. Bu nasıl buraya girdi? Ha, neyse, ne diyordum? Ha? Kötü bir şaka mı bu ya? Ah, tamam, sonunda. Eşyalarım. Of, harika. Sıkıcı bir kitap daha. İşe yaramaz. Dalış gözlüğümü. Bunların hiçbiri işime yaramaz. Aa, bu formüller de ne? Sanki birini anlayabiliyorum da ama tekrar düşündüm de sayılar işime yarayabilir. Vücudunu oturttuktan sonra şurada birkaç zehirli sayı kullanabilirim. Kafasında da kullanılır. Kuşa benzemeye başladı değil mi? Renkler girsin de öyle gör. İyi misin bakalım cici kuş? Sana güzel zarif tüyler yapalım. Gökkuşağı renklerinde olsun. Bitti. Ne düşünüyorsunuz? Numaraları görebiliyor musunuz? Çarpıcı ya siz? Ah, benim burada biraz hava kötüydü. Bu kadar yapabildim. Oh, yokum, bu turu sen kazandın Annie. Hey, yaşasın. Bana mı? Teşekkürler. Bu koşullar altında çalışamam ki. Böyle olacağını düşünmem gerekirdi. Aa, sıradaki turumuz geldi, çattı. Ah, elma nasıl yapılır çok iyi bilirim. Nasıl başlayacağımı da biliyorum. Burada kilit nokta mükemmel bir daire. İlk ya sapını nereye koyacağım? Daire bütün kağıdı kapladı. Başa döndük. Bana biraz ilham lazım. Bir dakika, mükemmel bir elma gördüm. Hı-hı. Onun da dikkati dağınık gibi. Gidiyorum. Görevimiz elma, tam gaz başlasın. Hazır ve nazırım. Temiz ve dikkatlice kesersek tamam. Ha? Eni ne yapıyor? Bırak şunu. Otur yerine. Oh, pardon. Of ya, çok da yakındım. Ben de bildiğim gibi çizerim. İngilizce elma kelimesi gibi. Kolay yani. Bir dakika. Kelimeyi beşe bölersem ya da elmayı diyelim. Sonuca bir adım daha yaklaşırım. Evet, şimdi de daha büyük bir beş yapalım.
tek rakamla bir elmanın yarısının yapılabildiğini kim bilebilirdi ki? Bir rakamla başladığımız belli bile olmuyor. Özellikle de içini doldurunca. Renkleri doğru bir şekilde karıştırınca ortaya çıkıyor. Sıpını da unutmayalım. Biraz gölge yapalım. Ve birkaç fazladan detay. Bu şey yenilebilecek kadar güzel duruyor. Katılıyor musunuz? Tada! Bitirdim. Ben de. Çok gerçekçi. Ve bayağı iyi, sade. Yani kazanan oldukça bariz. Tebrikler Eni. Kazandım, evet. Gerçek bir elmam olsun isterdim. Ben de. Birileri bunu yiyip bitirmiş bile. Neyse ki benimki sağlam. Ya benim tatlı mı tatlı oğluşum. Çok yakışıklı. Hatta bence siz onu çizin. Hadi. Gel bakalım. Ben bir köpek uzmanıyım. Bir kafa, vücut ve 4 bacak. Ama biraz sıkıcı duruyor değil mi? Dur, yeniden deneyeceğim. Sanırım daha büyük yapmalıyım. Hala kötü. Öf. Hayır. Hala berbat. Hey. Ne? Sakinleş. Hey, sanırım bir fikrim var. Elimi bir kılavuz olarak kullanacağım. Çünkü dış hatları oturtabilirsem detaylarda yaratıcılığım konuşur. Güven bana bitince harika olacak. Bak, geriye sadece renklendirme kaldı. Bu ufaklığa çikolata rengi gider gibi. O pembe dilini unutmayalım. Köpüşlerin tipik özelliği. Tadam, sevdiniz mi? Benzerlik su götürmez. Ya seninki? Eni. Ne? Of, çizim yok mu? Bu da sizi kazanan yapar Emma hocam. Epey lezzetsiz duruyorlar. Teşekkürler. Çikolata köpüşler. Şununla başlayacağım. Güzel duruyor. Nefis. Of ya. Sakin ol canım. Al bir tane de sana. Cidden mi? Teşekkürler. Tabii biraz da gerçekçilik zamanı. Hanımlar? Hey! Üzgünüm. El mi çiziyoruz? Peki, tamam. Bir planım var. Bakalım, bu el işe yarayabilir. Ama bu çok daha iyi. Evet, bu işe bir el attık gibi. Şunun çevresini çizsem yeter. Bu tür çantada keklik. Hey bak. Bir dakika. Cidden mi? Peki. Gayet eğlenceliymiş. Aslında buldum. Aferin kızıma. Eni? Bu da neydi ya? Kulaklarınız temiz miymiş? Rahat bırak beni ya. Çalışmaya çalışıyorum. Dur biraz. Bak ne diyeceğim. Bu el işime yarayabilir. Sanat dediğin ilhamdır. Kopyalama değil. Bunun bükük parmakları da beynimi çalıştırdı. Kırmızı tırnaklar hep modadır değil mi? Bu el iyice bir şeye benzemeye başladı. Bitti işte. Nereye gitti ya? Neyse. Hey. Görelim bakalım. Peki. Bunu nasıl yaptın? Benimki onun yanında yavan duruyor. Aman aman büyüleyici. Müdüre kimi çağırdı? Ödülümü işte. Vay canına, bu muhteşemmiş. Sanat kraliçesiyim, kıskandın mı? Tebrikler. Aklından bile geçirme. Nasılsınız arkadaşlar? Bunu çizebilir misiniz? Başlayın bakalım. Çocuk oyuncağı. Bu tur kilidi pembe renk açacak. Aynen öyle. Önce kağıt bardak gelsin. Sakız pembesi favorimdir.
Aa, ölçü almayı bile düşünmedi. Ah, 10 santimetre kadar yeter sanırım. Şimdi de en leziz kısma geçelim. Çok güzel. Ama yeşil yanlış seçim olmuş olabilir mi? Evet. Bu dondurma mı yani? Aa, bunu çizmek istememiştim. Yeşil yapmıştın değil mi? Amatör hatası. Bence ne kadar gerçekçi olursa o kadar iyi. Büyük ve leziz toplarla başlıyoruz. Renk her zaman sonra gelir. Bu sayede temelimiz daha sağlam olur. Dediğimi anladın mı? Bu detaylar da güzelliğine güzellik katıyor. Bak, dondurma. Kasesinde bile yazıyor. Sonunda sıra sadece renklendirmeye geldi. Dondurma ile uğraşa uğraşa acıktım. Çizdiğin şeye gerçekten kendini kaptırınca böyle oluyor. Neredeyse bitti. Şuraya birkaç detay daha. Ve oldu. Bitirdim. Gözlerini ziyafet çeksin. Ha? Aa, bir bakalım. Şaheser diye buna derim. İşte. Öyle mi? Aa! Gerçek bir kova dolusu dondurmaya dönüştü. Şimdiye kadarki en iyi ödül olabilir. Ah, işkence bu ya. Brokoli sevmem bile. Tadı ot gibi. İlle de kağıda resim yapmak zorunda değilsin. Aslında vücudundan harika bir tuval olur. Lazım olan sadece biraz hayal gücü ve yaratıcılık. Siyah boya ve siyah arka planla çarpıcı sanat eserleri yaratabilirsin. Şu an bir şeye benzemeyebilir ama çok etkileneceksin. Ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Pekala, hazır mısın Ashley? Önce ben yapabilir miyim lütfen? Tabii, hadi yap. Teşekkürler, bu çok heyecanlı. Tavşan geldi, gördün mü? Sen ciddi misin? Kedi geldi. Hayır, olmaz, tavşan geldi. Kes şunu. Çok kötüsün. Ben sadece kurallara uyuyorum. Böyle oynamak istiyorsan hodri meydan. Hadi yapalım şunu. Hayatım boyunca buna hazırlandım. Gel bakalım. Burnum. Bir şey yapmalıyım. Yeter artık. Pes ettim. Ah, şunu versene. Bak şimdi. Kağıda S şekilleri çizeceğim. Sonra onları birleştireceğim. Bu çok şirin olacak. İki gülümseyen yüzü unutmamalı. Bu bir tavşan ve bir kedi. Ama onları renklendirmek gerek. Çok mutlu görünüyorlar. Bunu çizmek çok kolay. Neredeyse bitti. Justin, şuna bak, sarılıyorlar. Oo, bu bir kedi, güzel. Aa, ne sevimli. Al bakalım. Dur, o da ne? Aa, ne tatlı. Küçük bir zürafa da var. Bu benim. Aa, tamam, galiba bu ufaklık da benim. Ha, benim zürafam çok daha iyi. Tamam, kıpırdama, seni çizmeliyim. Şu ana kadar iyi gitti. Ne yapıyorsun? Zürafayı inceliyorum. Aa, iyi fikir. Acaba Justin ne yapıyor? O ya, gerçekçi değil mi? Ona Jerry diyeceğim. Zürafaya benzemiyor. Bu biraz zor olacak. Önemli olan doğru ölçülendirmek. Bir dakika. Bir fikrim var. Elimi böyle yerleştiriyorum ve sonra etrafından çiziyorum. Bir yüz ekliyorum. O artık bir zürafa. Renklendirelim. Bu kahverengi çok uygun. Geri kalanını sarıya boyayabilirim. Dikkatli ol, şu anda hata yapmak istemem. Sıra boynunda. İşte bu. İyi ki bu aklıma geldi. Evet, tamam, bu bayağı iyi. Ah, üzgünüm Jerry. Bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Pekala, sıradaki tura geçelim. Dur, gözlerini kapa. Aa, gizemli. Eşliğe sürpriz yapacağım.
Bu çok iğrenç. Üstelik berbat kokuyor. O koku da ne? Affedersin. Dur Justin. Ne yapabileceğimizi buldum. Şuna bak. Bir ağaç çizerek başlıyorum. Sonra birkaç elma çiziyorum. Yeşil yapraklar da ekleyelim. Çizgileri aşmasam iyi olur. Güzel görünüyor. Yaprakları biraz koyu yeşil de ekliyorum. Bu doku katıyor. Elbette gövdesinin kahverengi olması lazım. Dikey kalem darbeleriyle ağaç gibi görünüyor. Sonra elmaları kırmızıya boyuyoruz. Çok nefis görünüyorlar. İşte. Bir elma ağacı. Güzel ama gerçek bir elma değil. Justin bak. Oo, çok havalı. Bu çok lezzetli. Denesene. Sanırım deneyeceğim. Acaba biraz pizza çizebilir misin? 1, 2, 3. Başla. Az kalsın. Bunu çarkı çevirerek çözeceğim. O da kimdi? Çok tuhaftı. Çarka bak. Ne? Vay canına. Bu zor olabilir. Dur. Ne var? İşi ilginç hale getirelim. 1, 2, 3. Başla. Bu insanı geriyor. Hayır kalemim. Tamam bir tane daha var. Bu hiç iyi değil. Hadi ama. Ne şanssızlık. Bunun için zamanım yok. Çok uzun sürüyor. Acele etmeliyim. Süre neredeyse dolacak. Git başımdan. Hey, çöpünü resminden uzak tut. Gerçi bu işe yarayabilir. Bir balerin çizerek başlıyorum. Bu harika görünecek. Çok zarif görünüyor. Kalem açığından da tütü yapacağım. Bunu bayağı beğendim. Hey! Ashley, ne düşünüyorsun? Çok zaman harcadım ama çizimimi yine de bitirebilirim. Bana sadece bir dakika ver. Dikkatli ol. Tamam işte bu. Ne düşünüyorsun? Güzel görünüyor değil mi? Harika, kum saatine bak. Başardık. İşte böyle. Bravo. Bu eğlenceli. Tamam hadi at. Kaybettim. Döndürme sırası bende. Ne geleceğini merak ediyorum. Bir sürpriz. Seçecek ne çok şey var. Bunu şekerleme sanmıştım. Bu ne ki? Çizmek için kullanıyorsun. Anladım. Böyle mi? Eğlenceli. Ne düşünüyorsun? Peki. Onu böyle kullan. Bir spray çizecek. Yapman gereken tek şey kalemi oynatmak. Geri kalanını daireler yapıyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Çok güzel görünüyor. Tamam, farklı bir renk deneyelim. Gördün mü, başka bir desen çıkıyor. Bunlara artık ihtiyacım yok. Şimdi güzel görünüyor. Bu hipnotize edici. Ashley, iyi misin? Hadi çık şundan. Gürültülü olduğunu biliyorum ama... Bu işe yaramalı. Sahiden mi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Belki bu tüyü halleder. Uyan hadi. Ne oldu? Evet, güzel dairelerim. Harika görünüyorlar.
Şarkı çevirebilir miyim? Hayır, sıra bende. Aa, hadi. Baş parmak savaşıyla belirlemeyi ne dersin? Başla. Bu zaman alabilir. Bir dakika. Neden birlikte döndürmüyoruz? Aa, iyi fikir. Aa. Ne haber? Bu efsane olacak. Bir dakika, neredeyiz? Belki de gitmeliyiz. Vay canına, ilk dönmem. Aa, bayağı heveslisin. Hadi şunu yapalım. Delirdin mi sen? Bu müthiş görünecek. Gıdıklıyor. Vay canına, şuna bak. En iyi işlerimden biri. Aa, farklı oldu. Bayıldım. Onu benden uzak tut. Anne, kurtar beni. Sıra sende dostum. Olmaz. Ben çıçıktıyı kullanacağım. Kelebeği kesip çıkarıyorum. Sonra bileğime ters olarak koyuyorum. Islatmak için tıraş losyonu lazım. Şimdi derime yapıştırıyorum. Acısız dövme. Bana yakıştı. Vay canına. Elbette. Kendimi çok hoş hissediyorum. Bir kasenin dibinde dondur. Buz küpünü kaseden çıkar. Şimdi boya takımını al. Sıra hayal gücünü konuşturmaya geldi. Doğrudan buz küpünü boya. Farklı renkte boyalar kullan. Buz eridikçe boyalar harekete geçecek ve yayılacak. Renkler birleşmeye başlayacak. Farklı boya katmanları oluşturmaya devam et. Bu aslında bayağı rahatlatıcı bir şey. Şahane bir etki yaratıyor. Sonunda ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Gördün mü? Tamam, sanırım ödevi yapmaya başlamalıyım. Hı? Kalemimde ne oldu? Mürekkebi bitmiş, hep böyle oluyor. Sorun değil. Sofia, hey! Bir şey mi oldu Luna? Kalemim yazmıyor, bir kalem alabilir miyim? Elbette, eminim fazla bir kalemim vardır. Buralarda bir yerde olacaktı. Aa, o bir kalem değil. Ha, bir dakika. Ha? Elimi her attığımda bu mu çıkacak? Ha, ne çok şey var. Daha düzenli olmalıyım. Dur bakalım, aklıma bir fikir geldi. Eşyalarımı nasıl düzenli tutacağımı buldum. Önce şu lastiği klasörüme geçireyim. Birkaç lastik daha gerekecek. Artık her şeyi buraya koyabilirim. İçinde de yer var. Her şey tek bir yerde ve onları bulmak çok kolay. Güzel görünüyor değil mi? İşte kalemin. Ha, ne? Ah evet, teşekkürler. Bu harika. Gördüğüm en güzel rüyaydı. Bu test çok sıkıcı. Şey, ben seviyorum. Sen tam bir ineksin. Belki biraz eğlenebilirim. Hey, çocuk gibi davranmayı kes. Bu soruyu sevdim. Buradan çıkmam lazım. Ah, bir dakika. Hey. Buna ne dersin? Baksana. Bu kalebi konuma sürüyorum ve sonra biraz döndürüyorum. Kabul et, çok etkilendin. Aa, sen bir büyücüsün. Ben de yapayım. Ha, herhalde yanlış yaptım. Bir sihirbaz sırlarını asla açık etmez. Peki daha çok sürtünmesi gerekiyordur. İşte geliyor. Aa, yapamıyorum. Ah, buldum. Bunu çözmek için beynimi kullanabilirim. Aa, yer çekimini unutuyordum. Dünyanın dönüşünü de katarsak. Anladım. Bir daha deneyeyim. Aa, bu sihir değil. Her neyse. Ha. Aa, aa. Çocuklar, konuşmayın. Affedersiniz. Yakalandın. Tüh. Sofia, gözüm üzerinde. Ben ödevimi yapıyorum. Gördünüz mü?
bu sonu yaraydı. Bir dakika. Kalemime ne oldu? Galiba testten kalacağım. Ah, sonunda eve döndüm. Ne gündü ama. Hava çok kötü. Şu şemsiyeyi kapatsam iyi olacak. Ah, ışıklara ne oldu? Neyse ki el fenerim var. Belki sorunun ne olduğunu bulabilirim. Aa, bu hiç iyi değil. Bir daha olmasına izin veremem. Ama ne yapabilirim ki? Belki bu kola şişesini kullanabilirim. İşe koyulma zamanı. Bu tüyo için sana boş bir gazoz şişesi lazım. Tamam, hadi başlayalım. Şişenin üst ve alt kısımlarını çıkar. Aynısını ikinci şişeye de yap. Şişenin birini diğerinin içine koy. Sonra içlerine daha küçük bir şişe koy. Bu yağmurlu günlerde çok işe yarayacak. Aa, selam Sofia. Selam, hava nasıl da öyle? Yağmur dinmedi. Hayır, yapma. Ha? Ne oldu? Bunu kullanmalısın. Şişeleri şemsiyeye geçir, suyun yere damlamasını engelleyecek. Su en alttaki şişede toplanacak. İşte buyur. Vay canına, bu çok kullanışlı. Dikkat et. Ah, üzgünüm. Ben gidip yine bir el feneri alayım. İçeri gel. Selam, beni mi görmek istediniz? Lütfen oturun. Bir sorunumuz var. Sofya'nın defterine bakana tam bir rezalet. Olamaz. Hey, sıkıldım ama. Buna bir son vermelisin. Bir saniye. Telefon çalıyor. Alo? Sofia, hayal kırıklığına uğradım. Hemen döneceğim. Aa, sonunda gitti. Oynamak ister misin? Ne? Bir kalem al da oynayalım. Gerçekten mi? Aldım. Bu işe yaramaz. Bir bakayım. Burada kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Deftere bir bant yapıştırıyorum. Buraya bir bant daha. Sonra iki tane de yatay çizgi yapıyorum. Şimdi birkaç ataş lazım. Bu kağıt mandallarını da kullanalım. Tamam, ben başlıyorum. Hadi sıra sende. Aa, bu çok eğlenceli. Mandalı buraya koyuyorum. İyi deneme. İyi engelledin. Bu bayağı zorlaştı. Bu sefer olmaz. İşte ben kazandım. Sakin davran, şüphelenmesin. Neler oluyor? O yaptı. Tatile çıkmak istiyorum. Hadi ama neden bu kadar uzun sürdü? Seni seviyorum Bay Unicorn. Ah, başardık. Evi aldık. Ah. Toplanmaya başlayalım. Al tatlım. Ben de şundan kurtulayım. Tamam, şuradan başlayayım. Vay canına, ne çok şey var. Tatlım, oyuncaklarını kutula. İçine gir, uyku zamanı. Seni de unutmayayım. Bu bantı yapıştırırsam bir kutu bitmeye hazır olacak. Bitirdim anneciğim. Bantı alabilir miyim? Al canım. Ucu nerede? Aa, bu yapışıyor. Sofia, iyi misin? Oh, hayır. Anne beni yakaladı. Yardım et. Kımıldamam. İşte oldu. Bu acıtabilir. Aldım. Ah, teşekkürler anne. Tamam, toplanmaya geri dönelim artık. Bir dakika. Bu kullanışlı olabilir. Bu tüyoyla bantı kullanmak çok kolaylaşacak. Bant rulosundan bir kablo bağı geçir ve sabitle. Sonra sarkan ucunu kes. Bu işe yarar. İşte anneciğim, al. Bantı kutuya yapıştırayım. Sonra kablo bağını kullanarak keseceğim. Sen de dene tatlım. Aa, büyük sorumluluk.
Yapıyorum anneciğim, bu harika. Annesine yardım da edermiş. O gürültü de ne öyle? Bir sorun çıktı da. Yardım eder misiniz? İşte kılık değiştirme böyle olur. Hedef belirlendi. Ama neden? Elimden geleni yaptım. Aha, bu haksızlık. Hey, şu bitki benimle mi konuşuyor? Buraya bak. Ben mi? Buraya gel. Tamam. Hadi otur. Pardon, bitki bana saldırıyor da. Sorun ne bakayım? Testten kaldım. Ama sana yardım edebilirim. Şuna bak. Ağ mı? Ücretsiz değil. Doğru, vay canına. Teşekkürler tuhaf yabancı, ama bunu nasıl yaptın? Aslında bunu sana söylememeliyim ama... Her sınavdan geçmek için tek ihtiyacın büyük bir kalem. Bir maket bıçağıyla silgisini üçgen şeklinde kes. Sonra oyarak A şekli ver. Silgiyi kırmızı boyaya batır, sonra da test kağıdına bastır. Gördün mü, bu kadar kolay. Vay canına, bunu unutmayayım. Teşekkürler. Ah arkadaşlarım. Çocuklar şuna bakın. A alabilirsiniz. Çekil önümden. İş büyüyor, motor. İşte kesinlikle buna değdi. Teşekkürler. Parayı alayım. Hey. Vay canına. Bedava değil. Teşekkürler. E işte yine başlıyoruz. Ben buradayken herkes sınıfa giremez. Dur bakalım orada. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Babam bunu duymaktan da hiç memnun olmayacak. Tamam, gir hadi. Sağ ol. Bu sadece cep harçlığı. En iyisi bırakayım kalsın. Zengin çocukları. Şu güvenlik görevlisi çok korkutucu. Beni çok geriyor bu kadın. Pekala, işte giriyoruz. Evet, bunu yapabilirim. Sadece doğal davran. Kımıldama. O şey güvenli mi? Öyle olacağını biliyordum. Olmaz, sen içeri giremezsin. Hadi git buradan, sen fakirsin. Ama bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Bu da ne? Canım çok yandı. Neyin üstüne düştüm ben? Bunlar elmas falan mı? Vay canına, bunlar bildiğin elmas. Ben de farklı bir şeyler görüyor musun? Belki biraz. Işıltıya ne dersin? Şimdi girebilir miyim? Tarayıcı karar versin ona. Bence bu sefer olacak. Bu sefer zengin diyorsun. Hiç anlamadım bu işi. Ama tarayıcı yalan söylemez. Hadi gir içeri. Gerçekten mi? Elbette. Derse hazırlansam iyi olacak. Defterimi çıkarayım. Acaba bugün neler öğreneceğiz? Umarım ilginç bir şeyler olur. Güzel, tam zamanında gelmişim. Jetim yakıt ikmali için durmak zorunda kaldı da. Ben evvel başlayabilir miyiz? Yemeğe rezervasyonum var da. Bacan, şu deftere bak. Biliyorum, çok özel bir şeydir. Ama sen bir de bunu gör. Ay yok, artık olamaz. Telefonuma ne diyorsun? Gördüklerime inanamıyorum. Buna dokunmak istiyorum. Hayır, olmaz işte. Çok harika değil mi? İçimden şunu yapıştırmak geldi şu an. Defterime yapıştırayım şunu. Harika görünüyor. Sorun yok, istersen kıskanabilirsin. Benim defterim çok sıkıcı. Benim hiç özel bir şeyim yok. Hayat çok acımasız. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Bu resimleri keserek başlıyorum. Bunu yapmak karnımı acıktırdı. İşte bu da sonuncusu. Ama hala yapmamız gereken şeyler var. Tarife uymak gerektiğini biliyordum. İşte geliyorum. Siz bana aldırmayın. Sadece doğru şeyi bulmak istiyorum. İşte aradığım şey bu. Hayır, kruvasan değil. Bana bu pişirme kağıdı lazım. Şöyle çaktırmadan alayım. Beni görmemesi lazım. İşte aşırma diye ben buna derim. Az bir şey kaldı. Pişirme kağıdını kareler halinde kesiyoruz. Resimleri üst üste yerleştirip bantlıyoruz. Bantı kırıştırmamak için dikkatle yapıştırıyoruz. Şimdi resimleri kesiyoruz. Bunu yaparken hiç acele etmiyoruz. Resimleri ana hatlarını takip ederek kesiyoruz. Güzel oldu bence. Pişirme kağıdını ayırıp resim defterimize yapıştırabiliriz. Güzel görünüyor.
Diğerlerine de aynısını yapıyoruz. Vay canına, şimdiden çok daha güzel oldu. Pizzayı da unutmuyoruz. Hey Alex, şuna bak. Ne? Renkler, resimler. Müthiş, bayıldım buna. Ben de öyle söylemeni umuyordum. Bu yemek ne böyle? Merhaba, şundan bir kase alayım. Oh. Aşçılık okuluna bunun için mi gittim ben? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben buna yeşil şey diyorum. Al bakalım. Biraz yapışkan sanki. Ah, bir dakika. Tamam, acele etmene gerek yok. Kepçemden ayrılmıyor. Kimin kaseye ihtiyacı var ki zaten? Ah, işte oldu. Hadi afiyet olsun. Şuna bak. Oo, bedava yemek. Bunu yememin imkanı yok. Dışarıdan sipariş vereceğim. Bu güzel görünüyor. Topaklar ekstradan lezzet katıyor. Nefis. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ah, çok iğrenç bir şey. Bunu nasıl yiyebiliyor? Uşak. Ah, işte bu güzel. Teşekkürler. Hayatta hep güzel şeyleri tercih etmişimdir. Ve bu konuda taze sushi'den daha iyisi olamaz. Çok lezzetli görünüyor. Ağzım sulandı resmen. Ha, bir dakika. Bu vızıltı da ne? Bu bir sinek. Üstelik sushi'min üstünde. Ya, ne yapacağım ben şimdi? Yemeğim mahvoldu. Şimdi çıkaracağım. Aha, bu kadar da önemli bir şey değil ya. Bu sadece bir sinek. Hey Alex, bunu yiyebilir miyim? Oh, tabii, nasıl istersen. Umarım birazdan iyi olursun. Hadi uçur lan sinek. Nefis. Evet, çok güzel. Beni yere oturttuklarına inanamıyorum. Böyle çalışmak çok zor. Ha, havadan para mı yağıyor? Aa, neler oluyor? Ve sonra bana bir elmas verdiler. Bir elmas, düşünebiliyor musun? Dersimiz başlamak üzere. İşte tam zamanında. Ah, benim kapatmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun sen? Orada bekle bakayım. Sorun nedir? Dur, sana şöyle bir göz gezdireyim. Bunun için zamanım yok. Tam düşündüğüm gibi gömlek giymemişsin sen. Ya demek öyle diyorsun. Baba, helikopteri gönder hemen. Ah, neler oluyor? Uzaylılar geldi. Kurtarın kendinizi. Aa, demek siparişim geldi. Teşekkürler arkadaşlar. İşte tam ihtiyacım olan şey. Hadi giyelim şunu bakalım. Bu işimi görür. Bunu içimize sokuyoruz. İyi görünmem lazım. Ha, ben her zaman iyi görünürüm zaten. Gösteri zamanı. Şimdi sınıfa girebilir miyim? Bir dakika. Aa, böyle çok daha iyi olmuş. Kurallara uygun giymişsin. Verdiğim rahatsızlık için üzgünüm. Ah, çok sağ ol. Ben ne yapacağım şimdi? Belki tişörtümü saklayabilirim. Orada dur bakalım. Kıyafetini görmem lazım. Kımıldamayı kes. Boynu sıhhidim. Ah, kes şunu. Artık yeter. Tada! Ah, iyi denemeydi. Ama ben sadece derse girmek istiyorum. Ah, bir dakika, bir fikrim var. Kağıdı uzunlamasına kesip boynumuza sarıyoruz. Bence çok şirin oldu. Bakalım bu sefer ne diyecek? Oo, etkileyici. Yakan çok güzelmiş. Gir bakalım içeri. Teşekkürler. Şuna bak Alex. Çok şık değil mi? İtalyan ipeğini kağıda tercih ederim. Ama kurallarımı ben kendim koyarım. Yaka falan takmam ben. Bu çöpe gidiyor. Aa, sen ciddi misin? Ders için kağıdı çıkarsam iyi olacak. Aa, bunu unutmuştum. Sanırım bunu kullanmam gerekecek. Şık ve çok pratik. Eminim gömleğim bunu yapamazdı. Of, çok zormuş. Öğrenecek ne kadar çok şey var. Ha, bir de bana sor. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Hiçbir mantığı yok bu dersin. Notlarım her yere dağılmış. Şunları bir toplayayım bari. Başlasam iyi olur. Sen o işi öyle mi yapıyorsun? Ben bunu kullanmayı tercih ederim. Ha? O da ne? Ha? Aa, şuna bir bak. Kağıdı buraya koyup kolu çeviriyoruz. Alet kağıdı lime lime diyor. Hem hızlı hem de kolay. Vay canına, inanılmaz. Keşke benim de bir kağıt öğütücüm olsaydı. Aa, buldum. Benim de öğütücülerim var.
Onlar da kolayca aynı işi yapıyor. Bunu yapmak çok iyi geldi. İşte hepsi yırtıldı. Ama masam hala darmadağınık. Bir sürü kağıt yanı oluştu. Aa, bu çok ilginç. Oo, birisi kolasını bırakmış. Üstelik içinde hala biraz var. Rüya falan mı görüyorum acaba? Şunun keyfini çıkarayım. Oh, harika. Tam istediğim şey. Bu çok komik. Tanrım, ne kadar çok atıştırmalı kalmışım. Hem bunları ip hem de telefonumu tutamam. Telefonumu şuraya koyayım. Yardım ihtiyacın var mı? Yok, ben hallederim. Bundan emin misin? Ah, bunu daha fazla izleyemeyeceğim. Ha, ne yapacağımı biliyorum ben. Kutuyu şu şekilde eziyoruz. Hadi bunu dene. Aa, canına inanılmaz. Aa, süper olmuş. Sen bir dahisin. Cips ister misin? Konu okul olunca ufak tefek şeylerle uğraşmak istemeyebilirsin. İşte bu yüzden tamamı hayatını kolaylaştıracak bu harika tiyoları bulduk. Senin en sevdiğin hangisiydi? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve tıpkı bunun gibi eğlenceli birçok video için kanalımıza abone ol.